Tıklayınca paramız artıyor fakat saniye başına paramız henüz artmıyor. Bunu, bunu yapmak için kod bölümüne gidelim. Kod bölümünde bu sefer saniye başına artıran bir variable açalım. Çünkü para başına artıran variable açmıştık. Public float aynı geçen seferki aynı mantık saniye s harfi saniye hadi büyük olsun Yok küçük olsun S harfi küçük olacak. Saniye başına artan para çok uzun oldu ya. Saniye başına para diyeyim. Saniye başına para. Değer vermiyorum. Dediğim gibi yukarıdaki sadece bir yazı. Ben diyeceğim ki yukarıdaki yazıya. Saniye artı saniye tekst tekstin tekstine eşitle saniye para parada ne yazıyorsa o. Yani bu da full değer. Ondan dolayı ile aynı mantıktan dolayı bunda da açtım. Şu anda değer vermiyorum. Bunu da aynı şekilde get setli yapacağım. Getli dersek bunu sadece çağıracak söyleyecek bizi. Setli dersek seti yapıp da söyleyecek bizi. Setlin içindekileri yapacak. Bir önceki videoda anlatmıştım. Private float saniye başına para. Ondan sildim yukarıdakini. Çünkü getli setli yapacağımı unuttum bir ara. Büyük olsun diyecektim. Hemen tırnağımı açıyorum. Ayarlamalarımı yapıyorum. Bu da desen demiştik. Get setli var bu da diyebilirsin istiyorsan. Get tırnak aç. Aynı mantık. Hiçbir fark yok yukarıdakinden. Setli versiyonu da yazacağım. Set tırnak açıyorum. Aşağı indirdim. Ona return diyorum yani çağrılırsa hiçbir değişiklik olmazsa Sen küçük saniye başına parant paranın variable'ın içindeki veri yap diyorum Ama ola ki değişti diyelim Bir şekilde değiştirdin gel buraya Büyütme şöyle pardon yanlışını yaptım Tırnağımı tekrar atıyorum kafayı yedi benimkisi şu anda Enter diyorum Hı. Ola ki değişti O zaman da saniye başına paranı büyük harfte ne yazıyorsa yanına ne yazdıysak artık value'e o değeri buraya yaz ve değiştir kendini. Ve aynı zamanda saniye başına para variable'ını sıfır olarak yok pardonla sıfır olarak ne ayarlıyorum? İsmini değiştirecektim. Bir an start yazıyorum sannettim. Başlangıcını sıfır olarak ayarlayacaktım. İsmini ayarlıyorum. Artış Artış 2 nokta bir tane de boşluk. Artı küçük harfli saniye başına parayı. isim yazılar büyük olunca bir an kafam karıştı. Saniye başına parayı yaz. Ama biliyorsun ki bir önceki videoda anlattığım gibi metinle sayı toplanmaz. Bunu metinsel değere dönüştür. To string artık hemen gösteriyorum. Tırnak içinde 0.0 diyebilirim noktalı virgülle kapatırım. Nerede yanlış yaptım? Yanlışın nerede yap? Yanlışın kralını yaptım. Ya bu sefer kendi kendinden nasıl çağırıyorsun? Bunun teksti mi var da tekstine değiş Tekst bile yazmadın. Yok ya kafa gitti bende diyorum ya hiç boşuna demiyorum. Bunu şurada artı saniye tekst yazacaksın. İsimlere lütfen benim gibi yapmayın. Art Artış saniye tekstin tekstini değiştirmek hedefim. Ben kafa gitti bende. Şurada hata demese anlamayacağım. Devam edeceğim yani. Yaptık. Şimdi start'a gidiyorum. Start'ta saniye başına para yani büyük harfli yani gelip siti değiştirecek. 21. videoyu izle eğer anlamıyorsan. Sıfır. Başlangıçta da sıfır. Yani şu anda kontrol s diyelim. Artan paranın başlangıçtaki değeri sıfır. Ama sıfır olduğu için göremeyeceğiz. O da ayrı bir mesele. Play'e basalım. Bir görem görmeden bir bakalım önce bir. Görmeden bakalım nasıl bir şeyiz artık. Farkındayım. Biraz daha böyle ileri seviye gibi oldu ama bunları bildiğinizi düşünüyorum. Bak 0 0 0 artıyor. Güzel. 0 0 artması harika. Çok güzel gözüküyor. O yüzden bu starttaki değeri 1 olsun. Saniye başına 1 artmasını hani saniye başına bir artış gerçekleştirsin en azından. Bunları zaten sonra değiştireceğim. Aslında değişmez ki ya. Play'e basıp update eklemedim ki ben. Başlangıç değeri direkt 1 olacak. Çok güzel. Başlangıç değeri 1 oldu. Saçma sapan işler yapıyorum. Bu videoda çok yoruldum. Arda arda çektiğim için. Evet start'a yazdım ve görmüş olduk. Bir anda play'e basmadan önce kafama tank etti. Geç geliyor beynime bu aralar. Update'e yazmam lazımdı onu. Parayı artır eşittir. Hani sürekli değer olacak ya. Saniye başına parayı olarak artır. Tamam mı? Saniye başına para şu anda sıfır. 0. Olduğu için yine artmayacak Ve Çarpı Saniye başına para diktik duruyoruz Time Nokta Delta Time demem gerekiyor o yüzden Bu saniyeye dönüştürüyordu Angry Bird'e de anlattım detaylı eğitimde de anlattım Ctrl S Şimdi ben bunu yine play'e basayım yani Bir şey değişmeyecek çünkü saniye başına paramızın değeri 0 o da 0 0 0 0 artıracağı için Olmayacak Play'e basıyorum Saniye başına paramız gördüğün gibi 0 0 0 artıyor. Geliyorum buraya. Şunu 1 yapıyorum. Ctrl S başlangıçta 1 değerinde. Şimdi play'e basacağım. Hem başlangıçta 1 ile başlayacak hem de 1 1 1 1 artıracak. Tabi yine tekrar onu 0'a dönüştüreceğim tekrar geri onu. Biraz dinlenmem gerekiyor. Bak artış 1 1 1 1 Başlangıçta 1 ile başladı ve 1, 1, 1, 1 artırdı. Tıklayınca o da etki ediyor. Şuradakinden şuraya 2.2 sıfır koyduğumu gördün değil mi? Ondan dolayı. Şimdi tabii bu böyle böyle artma olmaz yani. Ben buradan başlar başlamaz bir artsın istemiyorum. Dükkana gideceğiz. Dükkandan alacağız. Almamıza göre buradaki değerin artmasını istiyorum. Çok önemli konulara girdik. Şunu tekrar sıfır yapıyorum. Ctrl-S diyorum. Şöyle toplam bir göstermek istiyorum size. Bazen kafa karışıklığı olabiliyor. Kafanız karışmasın. Genellikle böyle çok hata yaptığım zamanlarda böyle baştan sona bir şey yapıyorum ki yukarıda ne yazıyordu? Acaba hata mı yaptım? Gibi şeylere girmeyin diye. Play. Hiçbir değişiklik yok şimdi. Play diyeceğiz. Aslında saniye başına 0 0 0 artıyor ama 0 olduğu için artmasını göremiyoruz. Bir sonraki videoda mağaza oluşturmak istiyorum. Yani mağazayı oluşturacağız. Düğmeler ekleyeceğiz. Burada çok enteresan şeyler öğreneceğiz. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.